Sayın Kadın Bakım Market Strateji ve Planlama Kıdemli Müdürü Sayın Ekin Akın ve Oral Care Senior Category Manager TCCR Sayın Ümit İnan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Deneyimden gelişme sahnesini sizlere bırakıyoruz. Hoş bulduk. Selamlar herkese. Geliyor değil mi sesim? Bir sıkıntı yok. Bir hemen test edeyim. Ondan sonra sunumuna devam edeceğim. Geliyor. Tamam, süper. Selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ekin Akın ben. Şeyde bahsedildiği gibi anonsla PNG'de Kadın Bakım Market Strateji ve Planlama Kıdemli Müdürü olarak çalışıyorum. 6,5 senedir şirketteyim. Satış departmanında çalışıyorum. Önce Gaziantep'te başladım. Tablokal marketleri yönettim. Daha sonrasında ulusal kanal tarafında makro müşterisini yönettim. Ondan sonra Keşenkere kanalın dediğimiz sizin de Metro Market ve bizim toptan alan bildiğiniz iki tane müşterimizi yaklaşık 2,5 sene boyunca yönettim. Yaklaşık Ocak 2019'dan beri, işte 2 sene olacak önümüzdeki ay, kadın bakım kategori müdürü olarak, kadın bakım kategori müdürü olarak çalışıyorum deyip sözü Ümit'e vereceğim. O da çok kısa kendini tanıtsın. Ondan sonra çok kısa bir sunum mumuz var. Ondan sonra sizden gelen sorularla devam edeceğiz. Merhaba arkadaşlar. Ben de Ümit İnan. Şirkette 6 senedir çalışıyorum. Ağız bakımından sorumlu kategori müdürü, senior kategori müdürü olarak görev yapıyorum. Şirkete stajyerlikten geldim. Bir staj dönemi geçmişim oldu. Ondan sonrasında ilk görev yerim Bursa'ydı. Bursa'da lokal müşterilerle çalıştım. Ardından bir yıl Bursa'da kaldıktan sonra İzmir'e geçtim. İzmir'de Kipa müşterimizi yönettim. Yaklaşık bir senede bir İzmir deneyimim oldu. Ondan sonrasında bir bölge müdürlüğü yaptım. Doğu Anadolu bölgesinden, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden sorumlu bölge müdürlüğünde bir iki sene yaptıktan sonra merkez ofiste e-commerce kanalına geçtim. E-commerce kanalında 1,5 sene kaldım. Tüm e-commerce kanalını yönettim. Ardından da yeni 4 ay önce Oral Care kategorisine geçtim. Şu anda da şarjlı fırçadan sorumlu senior kategori müdürü olarak çalışıyorum. Deyip Ekin'e sözü vereyim. Deyip hızlıca sunumun üstünden geçeceğim. Yani bu kısmı çok fazla üzerinde durmayacağım. Yani gene hızlıca geçeceğim. Çünkü zaten bunlar çok kolaylıkla ufak bir Google aramasıyla bulabileceğiniz bilgilerden ibaret. Gene aynı bir şeyi kaçırmamak, atlamamak adına anlatıyorum. Daha çok sizden gelen sorular üstüne ilerlemek istiyoruz. PNG 180 yılı aşkın bir firma, köklü bir firma. 180 yılı aşkın bir tecrübesi var. FMCG sektöründe toplamda 65 tane markası var. Yaklaşık 65 milyar dolarlık bir satış hacmi var tüm dünyada. Hatta bu sene itibariyle 70 milyar dolarlara kadar ulaşacağı öngörülüyor şu an için. Toplamda 5 milyar kişi bizim markalarımızı kullanıyor. 180 farklı ülkede o faaliyeti var PNG'nin ve 145'ten fazla ırktan, milletten insan çalışıyor PNG bünyesinde. Toplamda da 40 bine yakın bir kadın çalışan sayımız var ve bu rakam her geçen sene, her geçen gün giderek artıyor. Çok kısa PNG'nin Türkiye'deki geçmişinden bahsediyoruz. 1987 yılında Mintax'ı hatırlayacak kadar yaşlı olanınız var mı bilmiyorum ama Mintaxlıcının Mintax'a diye bir sloganı vardı. 1987 yılında Mintax'ın satın almasıyla PNG Türkiye'ye giriyor. Toplamda iki fabrika, iki ofis olmak üzere 4 tane facility'ye sahip PNG Türkiye. Türkiye'deki hanelerin %95'inde en az bir tane PNG markası da var. Bunu biz penetrasyon olarak görmüyoruz ama çok özetle 100 tane marka, 100 tane ev varsa Türkiye'de 95'inde en az bir tane PNG markası bulunuyor. Toplamda da 17 tane markamız var Türkiye'de operasyon gösteren, faaliyet gösteren. Markaların tek tek üstünden geçmeyeceğim ama yani buradaki yani markaların hiçbirini ben bilmiyorum diyeniniz yoktur. Yani az önceki datayı biraz kanıtlamak gerekirse dediğim gibi buradaki markaların hepsini tanıyorsunuzdur. En az birini tanıyorsunuzdur. Hatta birden fazlasını diye düşünüyorum. Neden PNG sorusuna birkaç cevap vermeye çalışayım. İçeriden terfi felsefemiz var. İçeriden terfi nedir? İçeriden terfi şu. PNG'de üst kademedeki pozisyonlara herhangi bir şekilde dışarıdan herhangi bir kişi
asla hayır edilmez, asla şey yapmaz, alınmaz. Burada mümkün mertebe yukarılardan birisi şirketten ayrılırsa da istifa ederse alttan gelen yine PNC bünyesinden, PNC kültürüyle yetişen insanlar terfi ederek onun boşluğunu doldurur. Atıyorum işte bizim bant altı dediğimiz CEO'muz şu an işten ayrıldığında bile işte ya bant altı biri onun yerine giriyor ya da bant 5 6 oluyor, 4 5 oluyor, 3 2 oluyor gibi zincirleme en aşağı kadar gidiyor. Bu da şirketin daha böyle birbirini anlayan PNC kültürü içinden yetişen insanlarla birlikte devam etmesini sağlıyor. From day one responsibility, hani kaliteli, anlamlı sorumluluk ilk günden itibaren size bir sorumluluk veriliyor. Ve bu da kendi iş yaptığınız işin hakikaten ciddi bir iş yaptığınız, anlamlı bir iş yaptığınızı düşünüyorsunuz, hissediyorsunuz. En basitinden ben PNC'de 6-3 sene önce satışa başladığım zaman satış yapmasının sesini bile bilmeyen bir insan olarak bana yaklaşık 2,5 milyonluk bir ciroyu emanet etmişlerdi. Hatta 1 milyonluk bir bütçeyi emanet etmişlerdi. Burada sizin ne kadar junior olduğunuza bakmadan ilk günden itibaren size ciddi bir sorumluluk veriliyor PNG'de. Global Leadership zaten biliyorsunuz hani global bir markayız. Bunun getirdiği farklı şeyler var. Avantajlar var diyeyim. En önemlisi de tüm dünyada markalarınızın biliniyor olması. Work eğitim fırsatları. Burası şöyle, PNG'de ciddi bir eğitim fırsatınız var. Bunu şöyle söyleyebilirim. Nasıl hani kim okul, ben Boğaziçi mezunuyum. Boğaziçi'nde öyleydi. Her sene böyle dönem başladığı zaman işte ders menüsü açılırdı. Oradan siz gidip seçerdiniz. PNG'de de her sene bir eğitim menüsü açılıyor. Bu eğitimler her sene yenileniyor ve siz oradan kendi ihtiyacınız olan eğitimi seçiyorsunuz. Hatta böyle senede 2 gün ya da 3 gün out to train day'leri var. Spesifik orada bütün işinizi gücünüzü bırakıp tüm firma hiçbir o günkü eğitime odaklanıyor. Bu noktada müdürleriniz de size eğitim almanıza, kendinizi geliştirmenize teşvik ediyor. Her sene ki işte bizim farfrak dediğim senelik hedeflerinizde minimum 2 tane eğitime katılmanız gerekiyor gibi gibi zorunluluklar oluyor. Bu noktada şirket sizi oldukça destekliyor. Ya da yurt dışı eğitim olanakları çok fazla. İşte Ümit, sen kendi yurt dışına katıldığın eğitimlerden belki bahsetmek istersin burada 1-2 ufak örnekle. Aynen. Sana şirket burada size yatırım yapmaktan hiçbir zaman çekinmiyor arkadaşlar. Benim ilk eğitimim Band 1 kolejiydi. Böyle kolejler oluyor her seviyede. Fransa'da gittim. Ondan sonra distribütör eğitimi almak için şirket Dubai'ye yolladı. Tesco, Kipa için Londra'ya yolladı. Ondan sonra Bantiki eğitimi için Varşova'ya yolladı gibi gibi. Aslında bakılınca bu konuda her sene şirket sağ olsun bir yere gittiğimi söyleyebilirim. Aynen öyle. Kez haberim de işte Metin dediği gibi ben de satış yapma eğitimini Fransa'da aldım. Kategori yönetme eğitimini Varşova'da aldım. Keşenkir dediğim kanal yönetme eğitimini Frankfurt'ta aldım. Yani yapacağınız görevin bile, müşteri bakacağınız müşterinin bile nasıl yapılır tadına eğitimin o kadar minimum seviyede, detaylı seviyede bir eğitim fırsatı var. Yani de Sustainability and Social Responsibility zaten bunu medyada gördüğünüz çoğu kampanyadan biliyorsunuzdur. İşte en son olarak bildiğiniz olimpik sporcular, olimpik anneler kampanyamız var. Bu da ciddi anlamda sosyal sorumluluk kampanyalarıyla birlikte hem yaptığımız işi geliştirmeye hem de hizmet verdiğimiz komüniteye katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Flex at Work, yani bu zaten artık tüm şirketler var. Özellikle hani şu günün dünyasında PNG'de Flex at Work var demem çok ayrıştırıcı olmayacaktır ama Flex at Work kültürü çok çok uzun zaman önce PNG'ye yerleşmiş bir kültür. Normal mesai 8-5 ama 9'da gelip 6'da çıkabilirsiniz bu şirkette. Kimse size bir şey demez. Ya da atıyorum 4'te işinizi bitirdiğiniz zaman benim bir işim var dediğiniz zaman kimse laf etmez. Ya da ne bileyim haftada bir gün normal zamanda COVID olmayan dünyada haftada bir gün evden çalışma imkanımız vardı. Ya da işte şey dediniz, benim çocuğum doğdu. Ben geceleri uyanık oluyorum. İşte işlerimi geceleri tamamlamak istiyorum. Sabahları uyumak istiyorum. Ona göre dönemsel bir şekilde çalışma saatlerimiz ayarlanabiliyor. Türk
Türkiye'de ilk kez babalık iznini, hatta şu an sadece birkaç firmada daha var diye biliyorum. Babalık izni normalde 3 gün ama P&G'de bu şu anda yaklaşık 2 aylık bir babalık izni hakkımız da var. Bunu Türkiye'de ilk kez yapan firma P&G. Şu anda zaten sayılı birkaç firma yapıyor. 3 ya da 5 tane diye biliyorum. Bir diğeri PVP. PVP dediğim şey şirketin anayasası. İşte Culture with Purpose, Values and Principles. Bu şirketin anayasası gibi düşünebilirsiniz. Hani etik değerlere bağlılık gibi çok kabaca Türkçe çevirebilirim. Burada şirket etik değerlere oldukça bağlı. Çok basit bir örnekle. Yani siz bir uçaktasınız. Arkanızda Unilever'li iki kişi kendi satış planlarından devam bahsediyor. Şirket bu noktada mesela sizin gidip ben P&G'lerin lütfen benim yanımda konuşmayın demenizi bekliyor. Bu kadar etik değerlere saygılı bir firmadan bahsediyoruz diyebilirim. Hangi Türkiye'de hangi departmanlarımız var? R&D, insan kaynakları, finans, pazarlama, satış, legal, lojistik ya da planlama diyebilirim ve IT departmanlarında P&G'de çalışabilirsiniz. Türkiye'de çok kısa hiring sürecimizden bahsedeyim. 10 Aralık'ta bitiyor, yarın son günü. PNGCareers.com'dan başvurunuzu yapıyorsunuz. Sonra bir online assessment geliyor. Online assessment'ta kaliteli vakit ayırmanız oldukça önemli. Burası en az 45 dakikalık bir test var yanlış hatırlamıyorsam. Buna böyle ciddi anlamda sakin, etrafınızın böyle tüm distractionlardan arındığınız, kendinizi verebildiğiniz bir zaman arıyor olmanız. Özellikle geçen sene yenilendi. Bir tık daha zorlu hale geldi. O yüzden dediğim gibi buraya kaliteli vakit ayırmanız önemli. Daha sonra mülakat süreçleri var. Genelde departmana göre değişiyor ama toplamda 3 tane mülakatımız oluyor. Burada daha çok yetenek bazlı, capability bazlı sorular soruyoruz. Burada da sizden beklentimiz CAR dediğimiz bir konseptimiz var. Context, Action, Result. Durum neydi? Sen yaptın. Sonuç ne oldu? Çok basit bir örnekle. Bisiklet almak istiyordum. Param yoktu. Para biriktirmeye karar verdim. İşte her yere ilanlar yapıştırdım. Daha sonra toplamda 4 tane öğrenciye özel ders verdim. Bu süreçte 2 hafta sonra paramı biriktirdim ve bisiklet aldım. Tadında çok basit bir örnekle anlatmaya çalıştım. Bu cevaplarınızı bu konsepte vermeniz bekleniyor. Eğer bütün aşamalardan geçerseniz zaten yaklaşık ortalama böyle Nisan-Mayıs gibi de offerları alabiliyorsunuz. Deyip sunum kısmını bitiriyorum. Sizden gelen sorularla devam edeceğim. Deyip şey etmeyi durdurayım. Ve soruları bir açayım. Çok hızlı bir 10-15 saniyenizi rica ediyorum. Şimdi hem genel sorular var, hem satışla alakalı sorular var. Çok fazla soru, mümkün mertebe hepsini cevaplamaya çalışacağız. Başlıyorum ilk soruma. Ümit'le başlıyorum, Ümit'i sıkıştırarak başlıyorum. Ümit, bildiğiniz gibi az önce de anlattı. Şirketimde staj yapmış bir arkadaşımız. Staj mülakatında en çok sorduğunuz soru nelerdir sorusu var Ümit. Bunu ben de bir soru ekleyeyim. Hem daha başka sorular da cevap olur. P&G'de staj sürecinden de bahsedebilir misin? Diyerek topu sana atıyorum abi. Tabii ki. Yani şirkette 6,5 senedir falan varım. 6 senedir varım. Ekstradan da bir staj dönemim vardı aslında bakılınca. Bu süre zarfında staja kabul edildikten sonra ben bakkal kanalında staj yaptım arkadaşlar. Bakkal kanalında işte tüm Türkiye'deki marketlerden, küçük marketlerden nasıl geliştirebiliriz gibi projeler almaya başladım. Takımla çalışmaya başladım. Öncelikle staj süresince takım beni böyle bir yaklaşık olarak 9 tane ile yolladı. İşte Trabzon var içinde, Adana var, Erzurum var. Hatta böyle bir gün Erzurum uçağını kaçırdım sabah. Saat böyle 7'de falan da erken oluyor uçaklar. Ben böyle inanılmaz korkuyorum ama yani uçağı kaçırdım. Dedim herhalde kovulacağız yani stajdayız daha. Şirket bana bilet almış. Onu da kaçırıyoruz falan. Sonra gittim müdürüme açıkça söyledim. Abi böyle böyle oldu yani ben kaçırdım uçağı. Neyse bir tane daha ayarladılar Erzurum uçağına. Gittim sonrasında. Stajda en çok öğrendiğim şeyler birincisi daha day one responsibility dediği ekinin şey. Yani şirket stajyerini alıyor.
9 tane ile yolluyor yaz boyunca. Sen buradan bir proje geliştir, öğren bir orada işler nasıl yürüyor diye. Yaklaşık 140 tane falan markete gittim. Sohbet etme imkanı buldum. O bölgelerin dinamiklerini anladım. Ondan sonra geldim bunu dataya dayandırarak, tamam burada böyle fırsatlar var, burada da böyle fırsatlar var, ben bu iş üstünde yoğunlaşmak istiyorum gibi projeler yaptım ve sonucunda da çok güzel, onların da sonrasında uyguladığı işler çıktı ortaya. Birincisi şunu veriyorum, şunu söylemeye çalışıyorum. Şirket size çok büyük bir sorumluluk veriyor burada ve güzel de proje veriyor. Bir hani herhangi tabiri caizse amelasyon proje değil, gerçek proje veriyor. Kucağınıza sunuyor, geliştirmenizi bekliyor. O çok keyifliydi. En çok ne soru sordum tarafına gelecek olursak, ya staj dönemince etrafınızdan maksimum ölçüde yararlanmaya çalışmanız en kritik şey. Çünkü herkese soruyordum, böyle olur mu? Ben böyle bir şey düşündüm ama doğru mudur düşünce tarzım, yaklaşımım doğru mu? Ya da işte data gerekiyor, tüm şirkete rahatça mail atıyorum. Daha day one, işte ben stajyerim, bana bu data gerekiyor, atar mısın? Onlar da atıyorlar falan, böyle yardımcı bir konsept var. Sonunda da stajın aslında bakılınca işte bir sunum oluyor. Sunumu da böyle işte satış direktörü dahil olmak üzere işte tabiri caizse yine Allah katında böyle ilk gördüğümüz insanlara yapıyoruz. Neyse, orada da gayet iyi bir şekilde yaklaştılar. Sunum da çok iyi geçti. Ondan sonrasında da teklif geldi zaten böyle yaklaşık 10 gün içerisinde falan. Teşekkür ederiz abi. Bu arada şu şey, hani biz genelde anlatıyoruz ama en sonunda hani bir 5 dakikalık zamanımız olacak diye biliyorum. Eğer böyle aklınıza takılan şunu da yapar mısınız dediğiniz gibi. Ben bu soru benim sorum sorudu ama detaylı cevap alamadım dediğim bir şey olsa lütfen söyleyin. Ben bir soruyla devam edeyim kendime sorarak. Şu gibi sorular görüyorum. 2 yıl sonra mezun olacağım, bu süreci en etkili şekilde nasıl değerlendirebilirim? Tekrardan 3. sınıf öğrencisi olsaydınız kendinizle ilgili neyi değiştirdiniz? Neyi daha farklı yapardınız, nasıl yetkinlik kazanabiliriz gibi, hangi departmanla memnun olduğumuzu anlamamızın bir yolu var mıdır? Oraya da bağlayarak bu gibi soruları genel bir çatı altında cevaplandırmaya çalışayım. Şimdi Ümit abi, sen eklemek istediğin bir şey olsa mutlaka söyle. Şimdi ben işte 7 sene de eti tecrübem var. Eti de pazarlama tecrübem var. 7,5 senedir iş hayatında biri olarak şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Üniversite hayatınızda mümkün mertebe, bunu sadece üniversite hayatı olarak düşünmeyin. Şu an hani kaçıncı sınıftasınız bilmiyorum. Bir de olabilir, üç de olabilir, neyse. Melisa Selam Süre. Tüm şöyle, üniversite hayatınızı bence, ya bu genel bu hayata bakış açınız olsun. Üniversiteden çıktıktan sonra aynı mantıkla ilerleyebilirsiniz. Benim bu hayatta en önemli verdiğim şeylerden bir tanesi farklı tecrübeleri elde etmeye bakın. Çünkü farklı tecrübe elde ediyor olmak sizin kendinizi tanımanıza fırsat sağlayacak, kendi sınırlarınızı öğrenmenize fayda sağlayacak. Bu sınırları öğrendiğiniz noktada kendinizi tanıdığınız anlamda, bir şey sorusu vardı ya burada, işte hangi departmanın kendime daha uyumlu olduğunu nasıl öğrenebilirim vesaire falan gibi sorular vardı. Burada en önemli şey kendinizi tanımak. Öncelikle buradan başlayabilirsiniz. Dolayısıyla kendinizi tanıdıktan sonra tabii ki de yani kendinizi tanıma ben bir an pazarlama sürüm ya da satış sürüm demeyeceksiniz ama kendi sınırlarınızı biliyormak bu işin en kritik noktası. Yani şöyle, ben çok konuşmayı seven bir adamım, işte insanlarla sohbet etmeyi çok seviyorum, ya tamam demek ki biraz daha satış sürüm bir adamım ya da ne bileyim pazarlamada mesela bir tık daha böyle yaratıcılığın daha şey olması lazım çünkü yani sizden bir iletişim kampanyası bekliyordu, bir ürün getirmeniz vesaire falan bekliyordu, o noktada işte yaratıcılık bir tık önemli. Benim o kasım çok gelişmiş değil. Dolayısıyla hani pazarlama çok benlik bir alan değil. Ama bunu şöyle işte önce kendi sınırlarınızı öğreniyorsunuz. Sonra işte farklı yerde bu edindiğiniz tecrübelerle, işte bu şey de olabilir bu arada, tecrübelerden kastım da olabilir. Yani farklı yerlerde staj yapmak, farklı seminer. Şu an sizin burada oluyor olmanız bile bence çok önemli bir şey. Kendinize yaptığınız bir yatırımdır. Bizi dinliyor olmak, farklı insanları dinliyor olmak. Bunlar çok önemli şeyler. İşte bu seminerlere katılıyor olmak. Ne bileyim işte bir hobinizi şey yani paraşütle atlamak bile kendi sınırınızı gösteren bir şey mesela. Ya da ne bileyim ben çocukken mesela benim babam bakkaldı, ben gidip yazları şey derdim hani eti de senin, kemiği de senin, etim de senin, kemiğim de senin, beni çalıştır falan hani deyip oradan sonra babama çıraklık yapmaya çalışırdım. Ya da ne bileyim bir gün mesela böyle gittim birkaç arkadaşımla pazarda limon satmaya çalıştım. Çok saçma sapan şeyler geldi başımıza ama hani orada şeyin farkına varıyorsunuz. Ne kadar çok farklı. Bu şey de olabilir. Kitap okumak, interrail yapmak, farklı yerlere seyahatine gitmek.
Ondan sonra ne bileyim yani film izlemek vesaire her türlü şey gibi düşünebilirsiniz. Bir enstrüman çalmak burada kendi sınırlarınızı görüyorsunuz. Kendi sınırlarınızı gördükten sonra kendinizi daha iyi tanıyorsunuz. Dolayısıyla ileriki hayatınızda bu kariyerinize daha iyi karar vermenizi sağlıyor. Dolayısıyla benim bir üniversite hayatına dair en önemli şey atlamamamız gereken şey sadece ders odaklı olmayın. Bu demek değildir ki GPA'nızı bir ortalama getirin. O kadar da değil. Ama benim ortalamam 2.60'tı. 2.60 ortalamayla gayet şu anda güzel bir kariyerim var ve ilerleyerek de devam ediyor. Keza Ümit'in biraz daha yüksek olabilir. Tam bilmiyorum. Endüstri yok daha. Yani benim de 2.88'di yani elektronikten. Bu kendimetik bu. Her şeyimiz yok. Bir tık yani. O yüzden derslere odaklı olmayın. Dersleri ihmal etmeyin. Ama dediğim gibi maksimum derecede farklı faaliyet adı gelmiyor şu an. Faaliyet yapmaya çalışın. Ve kendi sınırlarınızı öğrenmeye çalışın. Ya benim PNC'ye giriş hikayem mesela Gaziantep'ti. Ben orada bile şeydim yani. Çoğu insan Gaziantep'i kabul etmiyordu. Bana telefon açtıklarında sana PNC'den teklif ediyoruz falan dediler. Ben kabul ediyorum dedim. Teklif veren kişi bana şey dedi. Nerede çalışacağımı söyledi dedi. Önemli değil benim için dedi. Ben hani nere olsa giderim. Çünkü şeyi biliyorum ya. Ben İzmirliyim. Ankara'ya o zamana kadar Ankara'nın ötesine geçmemiştim. Gaziantep olduğumu duyunca aşırı mutlu oldum. Çünkü hani oradaki kültürü merak ediyorum. Orada ticaretin daha böyle zor olduğunu biliyorum. Orada kendimi challenge ediyorum. Orada kendimi deniyorum. İnanılmaz bir deneyim. Dolayısıyla bu gibi durumlarda kendinizi mutlaka challenge etmeye çalışın. Ama staj kritik farklı departmanlarda staj yapmaya çalışın. Ben bir ticari pazarlama departmanında yaptım Vodafone'da. İşte ondan sonra kariyerimin ilk başında Eti'de pazarlama yaptım. Hiç alakam olmayan bir departmanda ama daha kariyerimin başı değiştirebilirim dedim. Pazarlama yaptım. Pazarlamanın bana uygun olmadığını anladım. Staj yapma imkanınız yoksa bu gibi olaylarda hani insanlarla konuşun dedim. İnsanlarla çekeyim. Benim PNG'den çalışan satışçı arkadaşlarım vardı. Onlarla sohbet ederek PNG satışı nasıl bir şey çok anladım. Ondan sonra bir de dedim ki az önceki muhabbet cesur olun. Kariyerinizin senesinde pazarlamadan satışa geçiş yapabilirsiniz. Bundan doğal bir şey yok ya da HR'a geçiş yapabilirsiniz. O noktada biraz da cesur olmakta fayda var. Ümit senin ekleyeceğin şey varsa şey yap abi ben de. Sorumuz fazla devam edelim abi gayet iyiydi. Tamamdır. Evet. Satıştan bir soruyla devam edeyim Ümit. Tabii ki her zaman. Satış departmanında bazı hedefler konması sizi streslendiriyor mu? Güzel soru. Zaman zaman evet aslında bakılınca. Ama aslında işin güzelliği burada satış tarafındaki. Çünkü o olmasa zaten oradan motive olan bir yapınız varsa bu işi yapmanız daha güzel oluyor. Yani bu bir hedef konuluyor, onu aşıyorsun. Ondan sonraki ay tekrardan başlıyor. Böyle bir cycle. Her ay biter, her ay bir hedef gelir. Ondan sonraki ay biri başlar, birinde tekrardan yenilenir. Bir yıl kapanır, tekrardan diğeri açılır ve hep hedeflerle ilerliyor bu iş. Bu beni motive eden bir durum. Çünkü onları aştıkça mutlu oluyorum. Onları deliver ettikçe mutlu oluyorum sonuç olarak. Stres oluyor mu? Zaman zaman hedefinize ulaşamadığınız durumlar da yaşanabiliyor. Önemli olan böyle durumlarda aslında bakılınca temel sebeplerini iyi açıklayabilmek. Neden olmadı? Onu da iyi bir sebebiyle açıklarsanız çok büyük bir sıkıntı olmuyor. Günün sonunda her zaman hedef tutacak diye bir kaydı yok. Bu konuda da şirketten hadi hedef tutmadı seni atıyorum diye bir kültür yok. O yüzden doğru açıkladığınız müddetçe ve içinizdeki o kazanma hırsını işte belki birazdan bahsederiz. Gösterdiğiniz müddetçe ve sebeplerinde iyiyseniz işinizde bir sıkıntı yok arkadaşlar. Bir soruyla daha devam edeyim sana. Tabii. İlk iş görüşmeleri nasıl oldu, nasıl hazırlandılar? Çok iyi. Şimdi şöyle, ben de daha önceden Philips'te bir elektronik background'lıyım. Elektronik mühendisliğim. Mühendislikten satışçı olur mu sorusuna hemen cevap vereyim. Olur, çok iyi olur. Ondan sonrasında elektronik okurken ben elektronikçi olmayacağıma karar verdim. Ondan sonra ne olacağıma karar verirken dedim ki ben evet... dışarıda insanlarla uğraşmayı seviyorum.
İşte spor yapmayı seviyorum ekstradan. İşte futbol takımı, snowboard takımı, etc. Ondan sonrasında dedim ki bana satış daha uygun geliyor. Satışta staja başladım. İlk Philips'te yaptım. Sonra da PNG'ye başvurdum. O da işte bölüm arkadaşım sayesinde PNG'ye başvurdum. Öyle bir şirkette daha bilmiyordum. Böyle PNG olarak bilmiyordum. Markaları bilsek de. Neyse staj görüşmelerinde, yani staj görüşmesi eşittir işe alım görüşmesi bu arada bir tane. Zaten sadece staj görüşmesine girdim yani. Aynı mülakatlar. Güzel örnekler anlattım aslında. Ekin'inkine benzer örnekler anlattım genelde. İşte bir ben de pazarda mısır satmışlığım vardı. Onu anlatmıştım diye hatırlıyorum. Orada genelde bizim mülakatlarda bir stres mülakatı olmaz. Sizi daha iyi anlamaya yönelik sorular sorulur ve örnekleriniz tutarlı mı? Gerçekten o işi yapmaya uygun musunuz? Marketingse marketing, satışsa satış. Ona bakılıyor. Ama tabii ki günün sonunda karşında biri var, örnek veriyorsunuz. Bir tık stresli bir iş kabul ediyorum. Ama en nihayetinde hani başarılı bir şekilde geçmiştik. Ben bir soruyla devam edeyim. Birkaç soruyu yine birleştireceğim. Satış pozisyonlarında çalışmak için, satış insan kaynakları ve benzeri pozisyonlarda çalışmak için mezun olan fakülte önemli bir. Mesela siyasal bir yer fakültesi, yoksa ana kriterler daha mı farklı? Satış alanında çalışmak için ne gibi yetkinliklerin olması lazım? Deyip hani hem buradan satıştan biraz devam edeyim hem de genel PNG'nin hiring politikasıyla alakalı birkaç şey yapayım. Bizim şirketin kurallarında hani okuduğunuz okulun, okuduğunuz bölümün not ortalamanızın ne bileyim başka ne olabilir ki bitirdiğiniz isim bunların hiçbirisinin bir önemi yok arkadaşlar. Biz hani PNG'nin mottosudur, we hire person not position derler hatta. Siz pazarlamaya gitseniz de bakılan kriterler aynı, satışa gitseniz de bakılan kriterler aynı, supply'a gitseniz de, insan kaynaklarına gitseniz de bakılan kriterler aynı. İşte ya şu an Ümit endüstri mühendisliği mezunu, pardon elektronik mezunu, ben işletme mezunuyum. Felsefe, satışta felsefe mezunu arkadaşımız var. Cihan İngiliz dili ve edebiyatı mezunu mesela. Farklı farklı yerlerde insanlar var. Burada önemli nokta şirketin tabii ki de baktığı belli kriterler var. Yani bir staj tecrübenizin oluyor olması must değil, hani have to değil, yani zorunluluk değil ama bu olursa iyi olur, buna bakılıyor. Bu sizi öncelik sırasına alıyor. İngilizce biliyor olmanız kritik bizim şirkette. Çünkü şirket global bir şirket, şirketin global dili İngilizce, corporate dili İngilizce. Ondan sonra satışta biraz daha şey kritik, mobil olabiliyor olmanız lazım. İşte ben Gaziantep'te başladım. İşte Ümit İzmir yaptı, Erzurum yaptı, ben Ankara yaptım. Ve farklı farklı şehirlerde çalıştık. Yarın öbür gün sizi alıp başka yere de gönderebilirler. Yurt dışında bu mobilitelerin arasında bir tanesi olabilir. Dolayısıyla mobil oluyor olmanız kritik. Tabii satış yaptığınız için ehliyetinizin oluyor olması noktada kritik. Bu gibi şeyler var. Yani aranan spesifik kriterler bunlar. Şirketi alırken de gibi şeylere bakılmış. PNG dediğim gibi hani İnsan şey alıyor, yani pozisyona insan almıyor, insanı hayır ediyor. Dolayısıyla insanda belli başlı. Yani insan özellikleri demeyeyim de sizin kişilik özelliğiniz PNG kültürüyle uyumlu mu değil mi? Buna bakılıyor. En temelde bakılan şey ne? Bu. Bu noktada nasıl kriterler önemli? İşte sizin leadership özelliğiniz var mı? Sizin kriz anlarında soğukkanlı kalabilmeye, krizi çözebilme yeteneğiniz var mı? İşte ne bileyim, sizin proaktif düşünce yapısına sahip, proaktif olarak bakabiliyor musunuz? İşte analitik yeteneğiniz var mı? Gibi hepsini saymayayım ama hani bayağı bir şey satma, 4 tane şey saydım. Bu gibi kriterler asıl önemli olan şeyler. Bunlara bakılıyor. Eğer bu noktada şirket diyorsa evet bu çocuk, bu kişi, bu aday benim PNG kültürüme uygun derse sizi hayır ediyor diyebilirim. Bir şey ekleyelim burada ben Ekin'e. Deminki soruya da bir şey ekleyeceğim. Birinci staj için ben bayağı çalışmıştım bu arada, onu ekleyelim. Yani herhangi bir staj görüşmesine giderken çalışmanızı tavsiye ediyorum. Hani çalışmayıp da gittiğim de oldu staj görüşmeleri. Ama çalışarak gitmenizi tavsiye ediyorum. İkinci nokta da şu, Ekin'inkine ok olarak. Ben Erzurum görevi yaptım, Ekin Antep görevi yaptı ama tüm kariyerler böyle geçiyor diye bir kaydı yok. İşte İstanbul'da parfümeri kanalında başlayıp oradan devam eden arkadaşlarımız da var ya da İstanbul'da direkt çalışıp oradan devam eden arkadaşlarımız da var. Ama mobilite, mobil olmak tabii ki satışta aranan özelliklerden bir tanesi. Yani hiç gitmeyeceğim demek de değil bu.
Damla beni uyarıyor. Son 3-4 dakikamız demiş ama onun üstünden de bir 7 dakika geçmiş. Damla'nın sorduğu soruyu cevaplayıp bitirelim. Bayağı bir soru vardı cevaplayamadığımız hala ama LinkedIn'den vesaire bizi ekleyip istediğiniz gibi bu arada sorularınızı da sorabilirsiniz arkadaşlar. Yani özelden de her türlü cevap vermeye hazırız. Damla'nın sorusunu sorup kapatacağım. PNG alanlar arasında düzenli rotasyon var mı? PNG'nin yurt dışı ofislerinde çalışma imkanlarından bahsedebilir misiniz? Hemen. PNG'de bir önce satış alanındaki rotasyondan bahsedeyim, bir de genel şeyden bahsedeyim. Satış alanında düzenli bir rotasyon var. Satışın farklı kolları var PNG'nin içerisinde. İşte bir distribütör operasyonları dediğimiz bir kanalda çalışabiliyorsunuz. Top lokal marketleri yönetebiliyorsunuz. İşte ulusal kanalda işte Migros, Carrefour, A1Shop, BİM gibi müşterileri yönetebiliyorsunuz. Ya da şu Ümit ve benim gibi halk tarafında yani piyasada bilinen ticari pazarlama, bizim işte MSMP dediğimiz market strateji planlama olarak adlandırdığımız ticari pazarlama departmanları, bu gibi alt departmanlar diyeyim, buralarda çalışıyorsunuz. Genelde de 2 senede bir, 2-2,5 senede bir göreviniz değişiyor. İşte ben Dio'da başladım, Eneye gittim, Keşankeri'ye gittim. Oradan geldim MSMP'ye, buradan yine bambaşka bir yere gideceğim. Bölge müdürü olacağım ya da yine ulusal kanala gideceğim. Ondan sonra Ümit'in keza şeyi diyor yaptı, bölge müdürlüğü yaptı. Ulusal kanal müşterisi yönetti. E-ticaret tarafını yönetti. Şimdi ticari pazarlama yapıyor. Bu satış alanındaki rotasyon. Bir de bundan bağımsız Brody'nin assignment dediğimiz işte şey yapabilme imkanınız var. Atıyorum siz satışını çözüyorsunuz ama mesela pazarlama departmanında görmek isterseniz şirket içinde bir ufak mülakatla taze oranın direktörüyle gidip Brody'nin assignment alıyorsunuz. Oraya geçebiliyorsunuz. Tabii ki de hani o aşamalar yani orada direktörün size tık atıyor olması önemli ama burada şey gibi bir kısıt yok yani atıyorum o departmandan bu departmana geçemezsiniz gibi bir durum yok. Ondan sonra işte atıyorum bizim supply tarafında çalışan arkadaşımız pazarlamaya geçti ya da supply tarafında çalışan başka bir arkadaşımız gene satışa geçti gibi düşünebilirsiniz. PNG'nin yurt dışı ofislerinde çalışma imkanı var. Özellikle Band 2 seviyesinden beri yani yaklaşık böyle bir 4-5 sene sonra hatta belki bazı departmanlarında daha erken işte pazarlama gibi, finans gibi işte özellikle Cenevre, Avrupa Headquarter'ın Cenevre, Cenevre'de çalışma imkanınız oluyor. Az önce birisi gördünüz. Aynen. Yani benim demin eşimi gördünüz muhtemelen. İşte Cenevre'de şu anda finans görevinde. Ben de Cenevre'deyim şu anda an itibariyle yanında. Çalışma imkanı. Son bir tane daha soru var Ekim. Ben de alayım onu. Ondan sonrasını da bitirelim. Şimdi arkadaşlar sadece Boğaziçi, İTÜ, Koç, Sabancı'dan mı işte ODTÜ, Bilkent'ten mi eleman alıyorsunuz? Hayır. Şirketin böyle bir politikası yok. Hatta daha fazla üniversiteden insan almak için de bir çabası, bir çalışması da var. Bu konuda sadece şunu tavsiye edebilirim buradaki arkadaşlarımıza. Ya akademik kariyer çok kritik bir şey değil. Ekim bunu anlattı zaten fazlasıyla. Ama hem İngilizce alanında hem de diğer aktiviteler anlamında kendinizi çok iyi bir şekilde yetiştirmeniz lazım. Yani üniversite okurken anlatacak çok güzel bir hikayenizin olması lazım. Ben şu kulüplerde görev aldım, yurt dışında buraya gittim, şu işlerde yaptım, ekstradan bunları yaptım gibi size aslında bakınca gerçek hayatta ya da kariyer hayatında daha kritik, başarılı yapacak aktiviteleri yaparsanız tabii ki her zaman çok büyük şansınız var. Yani çok ufak bir ekleme yapayım. Atıyorum Boğaziçi Üniversitesi'nden 4 ortalama ile mezun olan kişinin mi şansı daha fazla? Bunları diğer her şeyi ceteris paribus olarak söylüyorum. Yani Boğaziçi Üniversitesi'nden 4 ortalama ile mezun olan öğrenci mi dersiniz? Ya da atıyorum bu saydığınız üniversiteler dışında daha düşük bir not ortalamasıyla ama işte atıyorum 2 yabancı dilden işte az önce bahsettiğimiz farklı farklı konuları deneyimlemiş biri mi tercih edilir dersiniz? Tabii ki de bunun hani az önce bahsettiğim mülakatta kendi göstermiş önemli ama her şeyin ceteris paribus olduğunu düşündüğüm dünyada ikinci opsiyon çok daha kritik. Burada önemli olan şey mezun olduğunuz okul ya da not ortalamanız değil. Burada önemli olan şey sizin kendinize nasıl yatırım yaptınız, kendinizi nasıl geliştirdiniz. O noktada işte global trendleri yakalamak önemli. İşte atıyorum İngilizce artık bir şey hani şey olmaktan çıktı artık bir zorunluluk hale gelmeye başladı. İngilizce kritik bir şey. İşte atıyorum data analytics tadında bir şey artık çok fazla gelişiyor. Datayı yorumlayabilmek, datayı okuyabilme yeteneği bu çok önemli. İşte ne bileyim
yazılım biliyor olmak ileride çok çok daha kritik hale gelecek. Şu an için hala bazı departmanlar için kritik değil ama gerisi için çok daha kritik hale gelecek. Bu noktada önemli olan kişinin kendisine yaptığı yatırım deyip bitireyim. Yani çok keyifli bir sohbetti benim için. Daha fazla zamanımız olsaydı bütün soruları cevaplamayı çok isterdim ama mutlaka tam sorunun cevabını kesinlikle öğrenmeliyim dediğim bir şey varsa Ümit'i de beni de istediğiniz gibi LinkedIn'den ekleyebilirsiniz. Deyip, İstediğiniz tüm soruları sorabilirsiniz arkadaşlar. Zaman kısaydı kusura bakmayın. Cevaplayabildiğimiz kadarını cevapladık. İnşallah daha sonra tekrar birlikte oluruz. Diyelim. Kolay gelsin hepinize. Görüşürüz. Kolay gelsin. PNG ekibine bugün bizlere vakit ayırdıkları için çok teşekkür ediyoruz.